Günaydınlar değerli izleyicilerimiz. Günaydın Vatanım programıyla yeni bir bölümünde karşınızdayız. Farklı konularımız ve özel veterilerimiz sizler için hazırlamışız. 1,5 saat boyunca Kekli stüdyolarından birlikte sunacağız sizlere. İnşallah bugünkü hazırladığımız program bölüm gözümüze göre olacaktı. Konağımız da olacaktı. Özel bir konağımız olacaktı. Güzel sanatına üzerine de inşallah birlikte izleyeceğiz. Güzel bir bölüm olacaktı. Değerli izleyicilerimiz her zaman sizler için Kerkük güzel görüntüleriyle başlayalım. Bakalım bugün hangi bölgenin görüntüleriyle hep birlikte izleyelim, görelim. Ve değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Kerkük'ün güzel görüntülerinden sonra devam etmekte sizlerden o da günün hikayesi. Bugünün hikayesi farklı olacaktı. İnsan her zaman karşılarından suçlamasın. İlk önce özüne baksın, sonradan karşılarındakini suçlasın. Günün bir gününde bir adam öz kısmından bir arvad aldı. Ama virasiyen özlerinde bir hastalık var. O hastalıkta yani kârla, tez kâr olurlar, kulakları iyi eşitmez.
Aldı, gün geçti, günler geçti, bunlar birlikdə yaşırlar. Şəkk etdi, onun arvadı başladı qulağı eşitməməyə iyi. Qalxdı, ailə doktoruna getdi. Dedi, doktor, şəkk edirəm, arvadım başladı qulağı eşitməməyə. Doktor dedi, o zaman bir təcrübə var. Onu yap ki, bax, təkid olasan, onun bu tamam qulağı kardı, yəni yox. Dedi, 50 adımla uzaqdan sələş özündən. Bax, cavabı verər, yoxsa yox. Ondan sonra yavaş-yavaş adım-adım yaxlaş özünə. Onda biləsən, nisbəsindən cadı o qadının qulağı ağır olubdu, yəni yox. Getdi, adam döndü evinə, həmən təcrübə etdi, 50 adım arvadından uzaq durdu. Dedi, həyatım, bir gün nə yeməyi yapıbsan? Baxdı, arvadından cavab çıxmadı. 40, yəni 10 adım təqdim etdi, dedi, bir gün nə yeməyi yapsan, yenə cavab çıxmadı özündən. Həmən 30 adım yaxlaşdı. Yenə sordu özündən, aynən sorunu. Arvadından amma cavabı yoxdu. Davam etdi, yaxlaşdı, 10 adım qaldı aralarında, yenə sordu özündən, yenə cavabı yoxdu özündən. Həmən yetişdi, tam ənsəsində durdu. Dedi, bir gün nə yeməyi yapıbsan? Arvad döndü, dedi özünə, bu 5-ci kərədir, sorsan məndən deyirəm sənə, fırında tavuq yapmışam sənə üçün. Yəni, sorunaca arvadda dəqi, sorun ərkəkdədir, ərkəkin qulağı ağır olubdur. Və hər zaman qanşarudakin heç bir zaman suçlama, ilk öncə özvə bax, sonradan bilginən onu şəkkələ, onda sorun, yoxsa səndədir sorun. Umarım, dəyərli izləyicilərimiz, bu hekayədən bir şey qazandınız. Hər zaman siz qanşarınızdakı suçlamayın. İnşallah, gələcək günlərdə güzəl bir hekayə də hazırlarıq sizin üçün. Dəyərli izləyicilərimiz, geçən proqramımız davam edir sizlərdən. O da sporla başlayalım. Xan Teymur Gökqayanı hazırlayıb bizim üçün. Hə birlikdə izləyəyəm, görəyəm. Vaxtınız xeyir olsun, sayın seyirciler, yeni sporla qarşılaşacağıq. İlk öncə sınmaya başlayaq arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Əlimizdə özdən. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uzun nəfəs alıq. Hər sporun arasında gələ biraz öz-özünü toparlayaq, biraz nəfəs alaqın. İndi həmən, arkadaşlar, bir sağın yerə. Sayın Sezər bu şəkildə zaxıd sporu buna deyərkən, amma indi düz halətimizi yaparıq özün bu şəkildə. Canımız düz, canımız düz. Sadəcə ayağımız açarıq, bir də dönərik yerinə. Arxadaşlar, mənimlə bir də başlayaq birlikdə. Başla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bir daha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Həmən, birimiz çəkərik, bu şəkildə uzun nəfəs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir daha. Bir daha geçərik, aynən haləyə. Amma bir digər spor yaparız siz üçün. Buradan indi tapığımız dirsəyimizə çalarıq. Bu şəkildə. Arxadaşlar, həndən başlayaq. Soldan, sol ayaqdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nəfəs alıq. Belimiz üzrə dərqində. Uzun nəfəs. Təbii, biraz fazla, qalbimizin nabzı fazla olduqca
daha fazla istifadə edərik. Biraz sərət çalsın. Nəfəs al-ver çox mühimdir. Təbii, nəfəsin almağı biraz batıq olur keyfimizə görə. Nəfəs çəkərik. Verəndə bir şey təvərik. Çünki verdiğimiz oksijinli ögü, zəhirli nəfəsdir. Onu həmən dışarı atmağımız lazımdır. Arkadaşlar, indi geçerim belimiz üzerine uzanırıq. Bu şekilde belimiz üzerine uzanırıq. Sayın seyirciler, bu sporumuz biraz daha fazla dikkat çekmek ister. İndi biz bu halette uzandığımızda belimizin aşağıdan baxasan 50 ucudur arasına. Bu şekilde bakın. Kameramanımız çekirse bizi. İndi bunda nəfəs alanda əlimiz geçer. Nəfəs verəndə yerə yapışsın, əlimiz girməsin. Amma bu zaman əlimiz geçer. Nəfəs alarkən verəndə yerdən düz olsun. Təbii bu sporun ən çox faydası belimizin aşağı tərəfinə, bir də aynı zamanda köbrəyimizə çox faydası olacaqdır. Arkadaşlar, indi sayın kameramanımız bu kəmərimizi, xalçamızı daha fazla yaxından çəksin. İndi nəfəs alırıq. Ver, al. Təbii, bax, diqqət edirsək, nəfəs alanda belimiz kök olur. Bu, normal hələdir. Hər insan bu şəkildə olur. Verəndə belimiz yerdən düz olur. Təbii, Allah etməsin, bir sayın seyircilərdə bir dənə fəqarat var isə, inzilaq var isə, yaxın isə, bu spor çox... Həmən bir az ödü qaldırıq, müşkülə, dəş mədəmiz təng edərik. Müşküldə, bir. Əlimiz qoysaq da, qoymasaq da, əlimizlə uzada bilirik, amma hər bir sporun ayrı faydası var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Həmən ayaqaq, uzun nəfəs. Dediğimiz takı bir də öz-özümüzü, taqamızı, taqartımızı, enerjimizi bir də toparlarıq. Normal hələmizə dönəxin. Sayın seyirciler, bugünkü sporlarımız bunlar idi. Umarım ki, özəcər oldu. Xoşca qalın. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz ki, Teymur Gökqaya hər zaman bizlər üçün sağlıqlı bir şəkildə spor yapar, hər zaman bizə deyərək sağlam bədəm, sağlam əqildə oluşur. Davam edəyən, geçəyən, Burcular bölümünə Minə Salihidən, ona da günaydın Minə deyərək. Günaydın Süməyə, hər kəsə günaydın. Günaydınlar. Bugün nə hazırlayıbsan bizim üçün Burcularda? Bugün Burcularda genel olaraq bu həftə içində nə yapacaqlar və nə olacaqdı? Yəni, karakterlərini bu səfərə deməyəcəm, özəliklərini deməyəcəm, sadəcə bu həftə nələr yaşayacaqlar deyəcəm. İkinci bölümü? Ondan sonra da... Sürpriz demə gənə. Yox, sürpriz deməyəcəm, anlatırdım. Ərkəklər sadəcə almışam, 12 burcun, o ərkəklər ilişki anlamında necə bir dənədir? Qadınları nə etdi o? Axır şey, qadınlar üstündə konuşmaq istəmədim bu konuda. Sadəcə ərkəklər aldım. Əl o sağlıq, davam et. Təşəkkür edərəm. Hadi, həmən geçəyəm burçlarımıza. Birinci burcumuz sevgili Koç burcudur. Koç burcumuz aqlindən geçən şeyləri yapmağı sevən biridir. Düşünmədən bir şeyləri yapar, aqlində hər nə var isə. Amma bu həftə içində aqlindən geçən bir şey yapmadı. Bu yüzdən də qeybədə etmə ehtimalı olur. Üstündə çox qorxsa insan, bir şeyləri çox düşünsə, plana bağlayabsa, bazən başarısız ola bilir, amma bazən deyirəm. Bu yüzdən də Koç burcu bu həftə başarısız oldu bir planında, bir şeyində plan yapmadan uyguladığı üçün o şey, o deyir, özünə, sən zaten zəki bir burçsan, o yüzdən aqlıdan geçən şeyləri yapmağa davam elə, dobralığı sənə yaxşırım.
İkinci burcumuza geçirik sevgili Boğa burcudu. Boğa burcumuz çok az insana güvenen burçlardan biridir. Bir sürede birine güvenir, hayatına almak ister o kişini. Ve çok güzel de yapır, güveni boşa çıkmadı. Çünkü gizli bir şekilde o hayatında olan kişinin, hani güvendiği kişinin kişiyi test etti ve başarılı oldu. Bu yüzden de çok mutlu bir hafta geçer öz için. Gelecek hafta belki daha da mutlu olabilir ve sürprizlerle dolu bir hafta olabilir. Diğer burcumuza geçirik sevgili ikizler burcudu. İkizler burcumuz mantıklı biridir. Sürekli her şeyi mantıka bağlayan biridir. Evlilikte bire aşk evliliğini değil de mantık evliliğini düşünen bir burçtu. Bu yüzden de hayatında birçok şeyler aklıyla davrandığı için, aklıyla adımlar attığı için hayatında birçok şeyler güzel geçirir. Ama bu haftanın sonlarına doğru sağlık konusunda biraz sıkıntısı olabilir. O sağlık konusunu atlattıktan sonra hiçbir sıkıntısı kalmaz. Diğer burcumuza geçirik sevgili yengeç burçlarda. Yengeç burçları bu hafta 12 burcumuzun en mutsuz burcu olabilir. Çünkü yengeç burcumuz bu hafta çok maddi sıkıntılar yaşıyor. Hatta yani o bütçesini açıp ki borçlara başlayıp, borç demiren borçlara başlıktı. Bu yüzden de biraz sıkıntılı bir hafta olabilir özü için. Dikkat etsin diyerek ama 1-3-4 hafta sonra toparlayabilir bu durumu. Diğer burcumuza geçirik sevgili Aslan burcudu. Aslan burcumuz bu hafta çok güzel bir şekilde, enerji bir şekilde haftasına başladı. Haftasının başlarında çok güzel gitti. Haftanın ortalarına doğru enerjisi düşebilir. Haftanın sonlarında tekrardan aynı enerjiyle devam edebilir kaldığı yerden. Tabii iş hayatında da çok güzel bir teklif alacaktı. Ama onu ne zaman bilmiyoruz. Sadece üstüne konuşuldu. Böyle bir konu, o yüzden haberdardı bu konudan. Diğer burcumuz Başak burcudur. Başak burcumuz derdi oldu mu gene birini anlatsın. İçine atabilmez, yani atan burçlardan diyor ki sürekli birine anlatmak ister, sırrını paylaşmak ister. Güvendiği biri vardı, yoktu. O yüzden de dikkat etsin. Herkese derdini anlatmasın. Hiç kimse olmadıysa bacısı ya da anası daha uygun oğlu özü için. Çünkü gerçekten çevresinde güvenilecek kişiler yoktu. 7. burcumuza geçirik sevgili terazi burçlardı. Terazi burcu düşünmekten daha çok direkt bir şey yapmayı sever. Yani düşünmeden bir şeyleri yapar ve onun sonunda mutlu ya da mutsuz olsa hiç önemi yoktu. Çünkü o şeyi öz istediği için yapıptı ve severek yapıptı. O yüzden de bütün sorumluluğu kaldırabilen bir burçtu. Bütün sorumluluğu taşır. Yani iyi ya da kötü sonucu verirse o yaptığı şey. 8. burcumuz sevgili Akrep burcudur. Akrep burcumuz sevdiği kişiye sonsuz güvener ve sonsuz her şeyini verir. Tam anlamıyla bir fedakar bir burçtu. Ama bu hafta çok sevdiği bir arkadaşı tarafından gerçekten rencide edildi herkesin içinde. Canı sıkıldı. Biraz gözden geçirsin neler ödün verdi özünden. Neler fedakarlık etti arkadaşı için ve bu karşılığı gördü. O yüzden o arkadaşıyla biraz arasını uzak tutabilir. Yani biraz samimiyeti bozabilir. Yapsa da zaten iyi olur. Diğer burcumuza geçirik sevgili yay burcumuzdu. Yay burcumuz... Yay burcunun kalbini kazanmak isterse o tabii ki önce madasından geçen yoldan geçeceksin. Yani yay burcu, yani erkek yay burcu için yemekler yapacaksın, güzel sunumlar yapacaksın. Sadece yemek değil de sunuma da, sofranın güzelliğine de önem veren bir burçtu. Bunları yapsa zaten kalbini kazanmış olupsan demek ki. Bu da diğer kadın burçlara bir küçük tüyo olsun bizden. Diğer burcumuz sevgili Oğlak burcudu. Oğlak burcu hep kimsesiz olduğunu düşünen bir burçtu. Sürekli yalnız olduğunu, aslında herkes etrafında olsa bile, çok kalabalık, geniş bir çevresi olsa bile yalnız olduğunu düşünen ve kimse tarafından anlaşılmadığını düşünür. Oysa böyle bir şey diyor ki, içine atmaktan ise biraz da konuşmayı tercih etsin. Güvendiği kişilere demem çünkü güvendiği kişi yoktu. Ama böyle samimi, özün iyiliğini isteyen birileri için fikir alışverişleri yapsa o zaman güzel bir dost kazanabilir öz için bir ömür boyu. Diğer burcumuz 11. burcumuz sevgili Kova burcudur. Kova burcu bu aralar çok güzel yerlere kariyer anlamında ulaşmak ister. Öğrenci ise okul anlamında, işte ise çalışan biri ise iş anlamında güzel bir yerlere ulaşmak ister. Özellikle de öğrencilerin üstüne bu hafta diyerek ki sınavlar yaklaştı, son sınavlardan dikkat edin. Eğer gerçekten hırslıysanız ve okursanız güzel bir puan elde edebilirsiniz, güzel bir üniversiteni kazanabilirsiniz. Yani gerçekten bu yıl, bu hafta demem ama bu yıl sizi için tam isabetli bir yıldı, tam sizi uyuluzdu diyebilirim.
Son burcumuz sevgili Balık burcudur. Balık burcumuz çok çekingen bir burçtu. Öyle bir yere girdi mi direkt herkesle kaynaşabilmeyen bir burçtu. Önce oturur, iyice tanışır, kaynaşır sonradan. O yüzden de diyelim bu şekilde devam ile aslında çok güzel kibarlığından ödün vermem. Şimdi geçirik diğer burçlarımıza. Diğer parçamızda diyelim 12 erkek burçları hayatına kaç kadın alabilir? Evlilikten önce ya da evlilikten sonra. Tabii bizim çoğu evlilikten önce ile ilgili konuşacağız. Bakalım. Birinci burcumuz Koç burcudur. Koç burcu bir arada yani bir gün içinde 10 kadınla konuşabilir. O yüzden diğer 12 bayan burçlara dikkat edin Koç burcuna. Diğer burcumuz sevgili Boğa burcudur. Boğa burcuna tam güvenebilirsiniz evlilikten önce ya da evlilikten sonra sadece tek bir bayanla konuşur ve o bayan da hayatını alabilen bir burçtu. O yüzden de gayet fikri saf güvenebilirsiniz Boğa burçlarına. Diğer burcumuz sevgili İkizler burcudur. İkizler burcuna kesin güvenmeyin. İkizler erkeğine kesin güvenmeyin. Çünkü bir gün içinde 63 kadınla konuşabilme kabiliyeti vardı özünde. O yüzden dikkat edin. Yani evlense garanti 4 kadını alıptı. Diğer burcumuza geçirik sevgili Yengeç burcudur. Yengeç burcumuz 15 kişiyle bir arada konuşabilir. Acaba böyle bir fikir geldi aklıma sonra Sümeyye'den sorarım. Sonra Sümeyye bir şey sorarım sana. Yani Ahmet neydi burcu sonrasından? Hayır oraya girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Buradan sonra oraya girmeyeceğim. Aynen erkezlerdi işte sadımada dedi. Değil mi? Bilmem tek erkezlerdi. Tamam boş ver sen hapsi böyle dönüyor. Tabii ki inanmam bu, bütününü kapsamlı sadece yani %50'sini çünkü bilmem Allah bilir bu şeyler biz bilmiyoruz. Aynen. Diğer burcumuz sevgili Aslan burcu da Aslan burcu tam da Boğa burcu gibi güvenilir biridir. Tek bir kadınla konuşar. Evlilikten önce olsun, evlilikten sonra olsun yani tek bir kişi hayatında olur. Başak burcumuz 8 diye yine iyiydi. Özünden fazla olanlar da var idi. Mesela 8 yani onlara göre rahmetti. Terazi burcumuz tam 54 diye yani bayağı çok kişilerle konuşabilir evlilikten önce ya da evlilikten sonra. O yüzden kesinlikle terazi burçlarına güvenmeyin. Diğer burcumuz akrep burcudur. Akrep burcumuz 2 kişiyle. Yani aslında kötü bir şey değil. İkisiyle konuşur, birisiyle olar. Olabilir yani. Bu imkanlı bir şeydi. İmkansız da değil. Ama en zor olan yay burcudu. Yay burcu 150. Yani düşünsene. Bence bir Kerkükli ise Kerkük'teki birçok kızlardan mesela konuşabilir. O yüzden de yay burcundan uzak dururuz. Yay burcuna asla yaklaşmırız. Tanıştığımız esnada sen ne burcusan yay burcuysa tamam uzak dur o burçtan diyoruz. Oğlak burcumuz güvenilir biridir. Sadece tek bir kişi hayatında olsun ister. Kova burcumuz 876. Yani rekoru kırıptı. 12 burcun içinden en tehlikeli, en güvensiz, en korkudan burç Kova burcudur. Dikkat edin. Balık burcumuz da tabii vefalı burçlardan da sadece tek bir kişinin hayatında görmek ister. Teşekkür ederim Mine. Yani bilmiyorum. Ben inanmıyorum bu burçlar mesela. İnanmıyorum ben de inanmıyorum. Bence de inanmıyorum. Yani erkekler meselesinde. İnanma. Bunlar zaten dedim %50'si tamam. Ben çok güvendim Ahmet'e yani. Çok şükür. Eller ve sağlık. Ben bilmem ne kadar sitelerde aktarsan, ne kadar yorulursa hatta bir iyi bir şekilde bizler için hazır edersen çok memnun olduk. Senden güzel fikirler alsan, güzel şeyler bizler için sunursan memnun olduk. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, devam etmekte programımız sizlerden geçen sağlık bölümüne bakalım. Rüyada bak, ne hazırlayıp bizim için hem birlikte izleyelim, görelim. Günaydın vatanım, günaydın stüdyodaki arkadaşlarımız, günaydın bütün Kerkük milletimize. Bir gün konumuz olacaktı. Ziyat terlemek üzerine ya da diğerler özde farklı tarih. Çoklar bundan da şikayetleri bazen fazla terliler. İndi girdiğimiz zaman yaz aylarına çok şikayetlidirler. Bazen yaz ayı bağlı dergi, bazen kış günleri de olur. Bahar bazen
dəqiqləşdirmək olar canında. Yəni ehtiyadi normal tərləməkdən gedir fazla tərləməyə. Gələğin bu halqada bu konuda baxaq nə qədərə bu ziyat tərləmək deyə bilirik özünə həddindən fazla danxsa həddinə görədir. Təbii ki, bir tərləmək olar hətta dərəcə can məqayət olsun dərəcə hərarəsi təvazünlə. Hər canın bir müəyyən bir dərəcə hərarəsi var. Cildin işi budur. Dərəcə canın dərəcə hərarəsinə məqayət olar. Nə şəkildə ziyadlığı, əsüqlüğündə o zaman tərləmək də bundan xilas edər özün. Yardım edər canın təvazünə baxağın. Bu, bəzən ziyad, həddindən fazla ziyad olar tərləmək əl içində, ya da bu qollar altında, ya da bütün canda, ya da bəz gecələr, en səbəhlər. Bu, hələ olar %1 ilə %6 millətdən. Ha zaman bunun diğer asbabı nədir bu ziyad tərləmək üçün? Bəzi xələl olsa cihaz asabidə, bəzi kənə xəstəliklər olar hani şəkər xəstəliklər, təki qudu dərəqiyyə, təki qudu dərəqiyyə xəstəlikləri yada ilmülük və darmanlar ki alır özün, kullanır özün biz əkid bunların səhid effektləri olar o yüzden ziyad nəticəsi nədir? Ziyad qoyar tərləməsi. Tərləmək olsun. Bəzi maraz xəstəliklər var, can am xəstəliklərdəki tədərrünəki hankösükdə olar. Aynən zamanda hələ nəfsiyyə, ya da bütün nəfsi bir xəstəliklər, nəfsi bir şey xasatən gənclərdə o da qoyar özün nəşat olsun bu hormonətdə qoyar, saçın basalası ziyad ifrəz etsin. Tərləmək. Amma təşxisi çox asandır. O zaman baxdıq, həddindən fazla oldu. O zaman doktorunuza dönmək, təşxis edək, bir sürü təhlillər yapmaq istəyir. İçində qudu dərəqiyyə təhlili var, tuberkulin test var, şəkər təhlilləri var. Bunun da, amma biz ehtiyadi normal bir şəkildə qorxamayağın, bəzi şeylər varsa idariyədə müdadət-i təarruq, edə bilək biz alağın özü, edə bilək bir doktorun vasfası idən alağın özü, onu qullana bilək. Amma bəzi darmanlar var, edə butilinium toksin, butiks qullanmaq var, bunlar çox fazla həddindən fazla tərləməkləri var isə, onlar edə bilək əndirəğın, özlərin səkinləşdirəğın, basılıları, bu şeylərdən, amma bu dönməkdən olar doktora, təşxisdən sonra əgər bir can bədəndə bütün xəstəlik yox isə bu şəkildə biz edə bilək eləcə dağın. Başqası biz edə problem yox isə edə bilək bəzi spreylər var, yəni baxaxat var, bunu qullanağın azlaşdırırlar tərləməğa. Çox təşəkkür edərəm dinləməğiniz üçün. İnşallah edə bildim fayda bulun. Basit bir konudan, basit bir mövzudan. Evet, değerli izleyicilerimiz gördüğümüz ki doktor bazı güzel nasihatleri bize verdi. O da insan terlemeği ile ilgili yani sebebi nedir? Bir insanda fazla terler ya da bazı sorunlar varsa o da doktor müracaat etsin. Ya şeker hastalığı da ya gıda hastalıklarıdır. O insan fazla bir şekilde terleyecektir. Yani güzel nasihatler verdi bize. İnşallah biz aynı, aynı vakitte de tabii sıçmak. Nanda sıçsa da önce terlemeği var. Tabii. Tərləməkdən təbii faydası var, amma insan ona bəlkə baxar, tərləməkdə bir kəs ayrı şəkil anlar özünə, o deyər yorğunluqda şeyin. Biləkəs, insan hər zaman içindəki şorluğu, içindəki yağlığı, içindəki bu su yoluydan təbii həbsini edə bilir, tər yoluydan, yəni su içəndən sonra tam bir şəkildə tərlər. Özəlliklə, biz yaz ayındayıq. Ramazan da gəldi. Ramazan da gəldi, daha fərqlidir. Yəni, umarız, inşallah, bunlardan çox fayda bulunsunlar, digərli bu məhtələm əziz seyircilər. Həqiqətən, doktor Rüyanın hər sayədə güzəl-güzəl konuları, güzəl-güzəl bilgilər, təbii, sizlər ki, açıqları. Umarız, bu bilgilərdən fayda bulunsunuz. Və özəlliklə, təbii, dediğimiz təki Ramazanda da güzəl bir şəkildə, təbii, günaydın proqramı hazır olacaqdır. İnşallah, inşallah. Davam edəğin, geçəğin, bugün dediğim təki ilk öncədən bugün qonağımız özəl olacaqdır, sənətlə ilgilidir. Bugün də qonağı uzun bir sürədir, qurbətdə yaşamanı sürdürürük. Bugünlərdə aramızda bulunan bir yüksək sənətçisi var, radiyoçı İbrahim Rauf. Xoş gəlibsən və günaydınlar diyarıq. Təşəkkür edərəm, günaydın, hər kəsə sevgi, saygılar. Xoş gəlibsən. Bəlkə, İbrahim bəy, öncədən, təbii, İbrahim Rauf sənətçimiz, yəni tanınan bir sənətçidir. Amma istəyirik daha yaxından,
tutan yağın bu sanatçımıza. Evet. İbrahim Rauf sene 1945 senesinde Kerkük Avuçlar Mahallesi'nde doğmuşam. Anam babam vefat edip tabii ben de 14 kardeşten 7. numarayım. Güzel. Evet. Sanatım yani asas ana sanatım dercilik idi. Şahlıktan dercilik ettim. Sene 1966'da arkadaşların desteğiyle Türkmenca Radyosu'na gittim. Yani o günden bugüne resmi milletim için sanatçılık yapıyorum. Ses sanatçısı. Ve gönlüm de aydındı inşallah bu millet şad ola, şen ola. İnşallah. Belki İbrahim Bey yani 17 kardeş. 14. 14. Allah evet. uzun ömürler evet. versin. Neçenci numara 7. Ben 7'yim. Güzel, güzel, evet. güzel. Allah uzun ömürler versin. Bu 14'te neden? Tek sen sanat alanında çalışmaya uzlaştın. Yok benim fahrettiğim, çok da sevdiğim değerli abim Muhammed Rauf benden 2 yaş büyüktü. Ben 73 yaşındayım, o 75 yaşındaydı. Mehmet kardeşim de sanatçı. Çok güzel. Evet. Eyde Ustad, geçen biraz sanat üzerine konuşalım. Evet, evet. Türkmen sanatını nece bir şekilde görsen, yani indi nece bir gelişipti, ne oluptu, ne olmuyordu, onu biraz konuşabilirsin bizim için. Yani bugünkü sanatımızı. Bugünkü sanat. Tabii eski sanatçılardan, bugünkü sanatçıların arasında fark var. Eski sanatçılar hepsinin mesela sanat bir gerilleri yok idi. Herkesin özel bir sanatı vardı ama o da bir hobi olarak yapardılar. Güzel. Ama indiki sanatçılar mesela genç sanatçılarımıza saygım da sonsuzdu. Çok severim beğendim özlerini. İndi mesela diyelim talebe adresleri televizyonda çıksın bir mühendisin veya bir şiir yazsın. Tabii bunlara da destek vermemiz lazım. Bunları devamlı elde tutmamız lazım ki yeni sanatçılar yetiştirmemiz için. Güzel. Yani mesela eski sanatçıların dönemi bitmeden bizler çıktı meydana bir kaç sanatçı. Ondan sonra bizler de indi artık yaşlı sayıldık. Yani yeni gelen sanatçılara kucağımızı açmamız lazım. Doğru. Yani ben çok destek veririm yeni sanatçılara. Eydi ustadım kaç ildi gurbette yaşsın? Ben tam 40 ile geldi yazdayım. Sene 1981'de gittim. 10 sene İstanbul'da kaldım. Ondan sonra 29 yıldan fazla da Danimarka'da yaşadım. Danimarka'da. Evet. Bildiğim tek ki ustad İstanbul'da bir radyoda çalışırdı. Evet. Orada şarkılar kaydedirdi. Evet. Yani kaç şarkıydı takriben orada? Şimdi kardeş sene 1975 senesinde turist olarak Türkiye'ye gittim. Ankara'da sınavı aldılar beni yani imtihan aldılar. Kazandım sınavı. O zaman 6 mani kaydettim. O mahallelerin arasında Kalk Giden Işık Bağına Gazara vardı, Koyratlar vardı, Havar Ayşe filan. Bunları ben Türkiye radyolarında okumuşam. Sonra başkaları okuyup. Ondan sonra turist olarak devamlı gittim ama 81 senesinde temelli olarak yazıya gidince İstanbul Ankara Radyosu'nda bir güne kadar bir 35-40 manim var yani. 40 mani kaydedipsin evet. yani. Onlar hazırdı Türkiye'de hepsi stüdyolarında. Orada, zamanı gelince yani sırası gelince o mahalleler verdi. Birkaç sefer de televizyonda programı yapmışam orada. Çok güzel. Evet. İyi dosta ilk şarkı nasıydı? Burada. Kerkük'te. Kerkük'te ilk şarkı. 1966'da gittim. O da arkadaşların Mehmet kardeşim ve bir de Üstad Tahsin Kergioğlu Nihat Avuç'u ben çok teyze ettiler. Dediler niçin yetmişsen Bağdat'a, Mandemağa radyoda. Ben de gittim. İlk manim Sabır Damırçı'dan Allah affetsin olsun. Yakar mani bu ayrılık kül eder. İlk manim de evet. İlk manim. Evet. Belki bu şarkıdan biraz ithaf etse seyircilerimize. Yakar mani bu ayrılık kül eder. Yakar mani bu ayrılık kül eder. Tikanlar bağrım üstte gül eder, gül eder. Tikanlar bağrım üstte gül eder, gül eder. Dilsizler bu sevda bülbül eder. Dilsizler bu sevda bülbül eder. Bülbülü şeyda gibi saynıyorum o esmer. Ayrılık ateşinde yanıyorum ben esmer. Ağzına sağlık. Evet, böyle bir zarif et. Belki İbrahim Bey yani bu şarkının evet. mesela bunun telhini hazırlamak, yazmak ne şekilde o vakitler olurdu? Şimdi, mesela affedersen
Evet, evet. Yani mesela bugün İbrahim Bey bir şarkı istere yapsın. Belki şairler geldi dedi buyurun bu yazmışım. Hı-hı. Hemen aldığımız telhin olanda o dakika gitti yoksa ne şekilde gitti? Yo bu şeyde affedersen bir pilav daha ki hemen geldi. İşte ben bunu isterim böyle güzel bir şekilde anlayan ne şekilde olurdu? Bu Sabır Demir Çalan Fethi'nin çok arkadaşımıydı. Bir kere yani radyoya gitmeden de önce devamlı beraber kuaret okurduk, şiir yazardı. Özen de sesi güzeldi aynı zamanda. Dedi bir böyle şiir yazmışım. Ben de radyoda bana gün veripler. Bir 10 gün aramız vardı. Şiiri aldım. Doğrusu bana göre gene bir kalip uyduragan. Mehmet abim de güzel öç çalar. Oradan beraber oturduk. Meydana bu mani çıktı. Güzel. Yani bir 10 günlük emeği var bunun. Böyle hemen bir anda olmadı. Yani bir 10 gün sürüp 10 gün tekrar bir hafta sürüp galiba. Belki İbrahim Bey bugün de görsek bu şarkılar eskiden yani yazanı, ava, telhini okumağı İndiye kadar bizler dinleyenler yine o günler hatıra geldi. Evet. Belki bugün de o şarkılar, yeni şarkılar hani meydana. Hı hı. Yani sizler ne şekil görürsünüz o şarkılar mesela? Bu yeni, bu çıkan şarkılar. Bu çıkanlar mesela 2000'den ta bugüne kadar. Bu şarkılarda o lezzet var ki eskiler tak mesela tarih o hayalda mesela bir uzun ömür sürenden sonra gene dinleyesen diyesen filan şarkı filan sanatçının neydi? Anladım. Şimdi usta böyle bir misal verin. Mesela Allah affetsin Reşit Küleraz'a bir öllem öllem deyipti. Bel bel. O öllem öllemi indi de eşitliğimiz zaman sanki o anda deyilipti. Doğru. O kadar hoşumuza gider. Bel. Çünkü bir asası bir şey var, bir kalibi var. Ama indiki mahalleler de güzeldi, demem güzel dahi. Ama ömrü çok kısadı. Neden yani? İşte ben bunu istemeyeceğim. Neden ömürler kısa oldu? Şimdi usta mesela diyelim zamanda nenelerimiz ekmek yapardı tandırda. Onun da adı başkaydı. Şimdi pazardan aldık o zaman başkaydı. Onların bir şeyi vardı, bir güzelliği vardı, söz güzelliği vardı. Şimdi affedersin mesela çok sevdi üzerine böyle çok uygun olmayan sözler kullanıldı. O da bir hafta devam eder. Yani inanmıyorum fazla devam etsin çünkü... ömrü kısadı. O da dağdı güzel daha ki çünkü şiirden büzgün arasında fark var. Şey bakalım güzel misallerden yapıştırsınız İbrahim Bey. Belki İbrahim Bey yani bugün de assak şiir ve bu kaside rubaiyetlerden fark lehnen ika. Bunlarda ne fark var? Şimdi ustad bilirsen ne var kardeş? Lehen ika derken bizim Türkmenlerin özümüze ait bir vuruşumuz var. Bir sevdiğimiz bir vuruş var. O Georgina diyorlar özüne. O bizim toyumuzda mesela diğer bir münasebetimizde hemen bizleri okşar. Ama biz tutsak mesela aksak dedikleri ayrı bir tür müzik vuruşu getirirsek o hemen bunu tut bizimkiler geçer diyor. Yani bizim özümüze ait nece diğer bir yarpak. Nece bir kelle paça bizim dedemizden kalan bize bir yemaktı. Doğru. O müzikimiz de aynen, şiirimiz de aynen beladı. Gerek hoşumuza geçsin bir şeyi yağın ve yedin yağın. Tamam. Heydi ustadım bu son zamanlarda gördüğümüz taklit taklit çıkıptı. Evet. Bir tane bir sanatçı taklit edilir. Ondan görüşü nedir? Ne demeği var onlara? Şimdi bacım mesele beledi yağın. Bir sanatçı adı da var. Doğru. Adın demeyeyim yani adlı bir sanatçı. Diysen orada gelginen Abdülvahid taki oku okuru. Reşit Küleraz'a taki oku okuru. Topal Hamet taki oku okuru. Yani özünün bir yolu olması lazım. Şimdi burada siz program sunusuz. Size gerek özünüze ait bir deyimiz olsun. Bir üslubuz olsun. Yani başkasının taklit etmez. Doğru. Taklit hiçbir zaman asılın yerini almaz. Yani indi havanı çok taklit edirler. Ama hiçbir sahabe olabilmir. Reşit Küleraz'dan taklit edirler, hiç kimse Reşit Küleraz'a olabilmir. Yani onun için demek ki hiçbir zaman taklit başarılı olmaz. Bir gün gali o biter. Doğru. Hey ustadım yurt dışında çok bildiğim takdirde çok insanlara, sanatçılara yardımcı oldu. Evet. Onlardan kimleriydi, nece yardımcı oldu özlerine gelendiler yahu? Şimdi tabii buradayken benim büyük sanatçılara çok saygım var benim. Yani beni çok severdiler de büyük sanatçılarımız. Ben hepsiyden okumuşum içimde olan bir hasret var. Sadece Mustafa Kalay'dan bir araya gelmemişim. Ta Kızılabat'ta İbrahim Kızılabatlı vardı.
sen söyle baka gelirim diyerdi. Oniden bile oturduk. Yani eski şairlerini çok severim. Hı hı. Ama indiki mesela bu şairler veya eski sanatçılara, yenilere yardımımız mesela ben bir Abdurrahman Köprülü vardı. Hı hı. Bir gün geldi dedi, usta ben istirham ben diyeyim. Bana yardımcı olsan çok seve seve yardımcı oldum. Hı hı. O yüzden Bağdat'a apardık o yüzden törenlere katıldı ve indi de büyük bir sanatçıydı. Sinan Balıkçı var aynı zamanda, o ona yardım etmiş ama. Yani çok arkadaşlar var, adları şu anda yardıma gelmiyor ama hepsi indi büyük sanatçılar. Büyük sanatçılar, evet. Yani elden geleni onlar geldi. İyiydi, senin destek olan yurt dışında kimleriydi Allah'ın? Yurt dışında tabii biraz bu zor bir sorudur. Çünkü yurt dışında hani öz gözünden devamlı su içesen, hani artık gözden su çıkar temiz su onu içesen. Burada yardım var, orada yoktu onca. Yoktu. Orada yoktu. Orada öz mesela, etmedi desen. Ben radyoya gidenden mesela sene 1975'te orada Ankara'da bir Şahap Bayatlı diye bir arkadaşım var, aile dostumdu. Bir de Tarık Gündüz. Olar mana pardı radyoya. Radyoda sınavı kazandım. O zaman Ali Can, Mustafa Gece Yetmez var. Hatta Tarık Gündüz abi mana pardı yolda düşünürmüş. Ben indi bu utantır mı hani belki. Yani sesi yoktu ama utanı mı yaparsın? Eşitince ben orada başarılı olmuşam. Hoşuna gitti. İndi devamlı adın getirenden bana teşekkür ederim. Ben de buradan ona teşekkür ederim ki iyi olup bana yardım edin. Yani biz de bıraktık. Saygı selamımız özünde. Evet. Belki İbrahim Bey tekrar dönem bir kez şarkılar odan. Evet. Eskilerden başka neler var hazırlayıp sen bugün seyirciler için? Yani ilerisi için yoksa geçen dönemlerde olan mahalleler. Geçen dönemde olan geçen dönemde çok mahallelerim var. Bir kere ben haz ederim devamlı yeni şeyler okuyayım. Güzel. Güzel şeyler ya meydana koyayım. Benim tabii benim bir avantajım var. Benim hem radyomda hem de mahallelerimde oğlum Turan var. Okçallı, Sassallı, Öçallı. Güzel. Bu mahalle çok yardım eder. Yani Turan'a buradan sevgi saygılarımı gönderirim. Yani oturup bir sözü seçtiğim zaman Turan diyor baba bu makamda güzel olur, bunu böyle yapak, böyle yapakın. Yani ben de devamlı yenilik severim. Nece bir efendi her gün bir kıyafet bağlar. Ya. Ben de o mahallere çok evladım tak sayarım. Doğrudur, yani. Doğru. Belki bugün de asak İbrahim Bey, yani sanatçı, Türkman sanatçılar. Evet. Gurbette edebildi Türkman şarkılarını, Türkman edebildiğim fennin yetiştirsin. Şimdi yoksa tabii, hele. Tabii bilirsen kardeş, şimdi rahmetli Abdurrahman Kızılay çok çaba verdi. Yani bir yere de ulaştı. Hatta mesela Cumhurbaşkanı Türkiye'de Altun Kızıma Mülayim Mansi'ni bir büyük toplantıda verdi. Demek ki göze çarpıp. Ondan sonra mesela Abdülvahit Güzelçioğlu geldi, İbrahim Rauf geldi, Mehmet Rauf, Tahsin Kergör. Bu beş mandiyanık Türkiye'de radyoda, Türkiye radyolarında sesimiz var, affedersin. Güzel. Yani Türkiye'de veya Avrupa'da bir kısım sanatçılarımız gitti orada ittiler. Ben temenni ederdim. Neden ittiler yani göresen? Şimdi kardeş oldukları cev mesela diyakın yanlarında baksan az aile var. Türkmen azdı. Bu da maişat peşindeydi. Yani sırrı yaşasın. Veya tecih olması. Şimdi benim olduğum ulayette 500-600 aile var yani. Biz geceler yaparız. Orada derneğimiz var. Orada radyomuz var. Yani iç içe hapımız. Onun için devamlı ben olar mani yaşadım. Yani olar olmasaydı belki ben indi hiçbir şey diyemezdim. Yani ne bileyim Türkmen hüviyasını gösterebildi hariçte ibraz ettin o. Türkmen var, yurt dışında gördüler. Türkmen sanatı var, nece bir şekilde tanıdılar. Bunu diyebilir. Şimdi kardeş mesela diyor Suvit, Hollanda, Almanya, Belçika, efendim bir devlete gittik, oralarda konser verdik. Yani orada olan Türkmenler de yani tanıttırdınız. Tanıttırdı mesela. Tabii onlar da bizi aynı zamanda tanıttırdı. Çünkü onlar hiçbir zaman seyirci olmazsa sanatçı bir şey yapamaz. Şimdi televizyonumuzu dinleyiciler var, dinlerler ki bu televizyon ayakta dursun. Onun için devamlı bizim ihtiyacımız var dinleyicilere, seyircilere. Belki bir gün aziz seyirciler tekrar dönük bir şarkı neler hazırlayıpsınız? Yani şeyin yayınımızın sonuna geldik yoksa. Yok yok, hele. Yani bir koyra diyeyim mi sizin için? Güzel. Dede yana yüz yaradı.
Ey 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 umudum ağam, bir kançar yüz yaradı, ayar ayar, ayar ayar, ayar ayar. Gözüm ağam, bir dosta bel bağladım, ey 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 ozağam oğlu, o bana yüz yaradı, ayar ayar. Ayar 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 ayar. Mazam qayratı. Yani güzel. Evet. Şer ağzı sağlık. Ağzı orak ve sağlık. Çok belki güzel bak İbrahim Bey yani bak koryatın da başka bir dadı var. Dadı var. Evet. Evet. Şimdi kardeş mesela indi bacımız burada oturup sorsam desem ben de rahat. Şeyim hani çok soru soram. Sen iyi yemek edersen yoksa evde rahmeti yani hürmetli nene o iyi yemek eder. Hemen diğer nenem. Çünkü devamlı hani ekmeği gör ekmekçiye yarısını tandura da atarsa koyratı da ya güzel oku ya okuma. Doğru. Ya güzel oku ya okuma. Üstadım geçsek indi sosyal medyanın ne kadar etkisi var sanatçıya. Yani bu zamanda eski zamanda çok yoksa bu zamanda nece görsen etkisi sanatçılara. Şimdi sosyal medya dediğimiz olmazsa sanatçı olmaz. Çünkü sen bir mana oksan mutlaka onun reklamı olması lazım. Doğru. Televizyonda nece reklamlar var, bir programın reklamını yaparlar. Hı hı. Bir sanatçının da devamlı yanında bir destekçisi olması lazım. Sosyal medya çok önemli Türkmen alemi için. Mesela sanatçılarımızı biz eskiden de bir mana kaydetseydik hemen bir yurt gazetesi vardı. Hemen neşir ederdi uzun. Yani şimdi de burada olan gazeteleri takip ederim. Az bacalı verirler sanat alemine ama gönül ister ki medyamız daha kuvvetli olsun ve aynı zamanda Türkmen milletini hepsini kucaklasın, kapsasın hepsini. Doğru. Eyd üstadım bu zamanda yeni genç kahanlar sanatçılarımızın neden klipleri az? Yani yapmıyorlar, klip yapmıyorlar, hatta fazla tanışsınlar. Yani sebebi ne acaba? Bazı sebebi budur çünkü para gerekir. Bir klip yapmak için veya bir manı kaydetmek için bu gerek para versin. Yani eskiden böyle değildi. Giderdik Bağdat'ta hem televizyonda kaydederdik hem radyoda. Bize para verirdiler. Ama şimdi sanatçı özü para verir. Doğru yani şimdi fark eskiden indinin çok farkı var. Farkı var tabii. Mesela bir stüdyoda kaydetmek için bir 200-300 dinar, 300 bin dinar vermesi lazım. Klibini yapmak için para vermesi lazım. Doğru. Onun için ya bu nacardı, ya derzidi, ya demirçidi bir sanatçı yala yala maişatını için para kazansın. O paranı da verir sanata. Yani biraz... Doğru. Peki bunun bir halli yoktu. Yani bunu geliştiren bir insan destek olsun özlerine hiç yok bir talep etmemişsiniz bir çok şey çok var ama maalesef ki yapmıyorlar. Hani böyle bir şey yardıma geldi. Diri göz yumma güneşten ne kadar nuru karaldıysa elbette her gecenin bir gündüzü var. Şimdi bir top farikı da çıkışı var, enişi var. Türkmen sanatının enişi çıkışı var. Şu anda enişteydi. Yani düşüşteydi. Doğru. Ama mutlaka bir gün geldi. Bir daha oyanı bu sanatçılar veya yardım edenler. He, doğru. Yani şimdi herkes o civayındaydı. Eydi sanattan, etkiden bildiğim tekil sanata kız, kadın vardı, evet. Çağırdı. Şimdi neden yoktu bir kadın? Yani çağırsın sanatta ilgili bir şey. Şimdi sebep bir sanatçımız ne? Vardı Kerçi Kuzu. Allah rahmet eylesin Selime Hanım. Bu çok muazzam bir sesi vardı. Bir de Zeynep Hanım var. Hı-hı. Yani Kerçi Kuzu man dediği zaman... çok da telefon ederler ya ona söylerler o zaman. Diğerden hiç mi andıysan. Yani biraz hani ayıbıydı bizde evet. Ama bu ayıbı o çerçeveni kırmamız lazım. Biz artık bayanlarımız da kızlarımız da bu aleme katılması lazım. Kore'ye katılması lazım. Tek man demeler lazım. Gazeteci olmalar lazım. Yani her dalda bize bayan lazım. Yani bayan müştema, olmaz. Diğer sorunu müştemaatı. Yani belki o vakit olabilir bir kez müştema bir kez zahmetiydi. Evet. Siz bu zamanımız ama indi açıktı. Yani i̇ndi onu eskiye göre Denmark'a %100 açıktı. Evet. Eskiye göre çok açıklığı var yani. Gerçi. Açıklığı var ama biraz da hemen ağzıma gelen lağluğa var yani. Mesela filan beli etti, filan beli etti. Yani tecrübe etme. Şimdi ben mesela bu bayan kardeşim karşımda oturup ben bir baktığım zaman ona köşüm kabardı. Diyorum ne güzel bir bayan oturup benimle görüşme yapar. Doğrudur. Gönül ister ki herkes aynı gözden baksın. Ama biraz
herkes çakiri kendini. Diğer acaba kızım geçse veya ben geçsem hanım ise acaba hakikat ederler, aleyhime konuşurlar filan ederler. Bir korku var millette ama bu korkunu inşallah kırır yakın zamanda. İşte yani çok önemli yani bu korku, korkudan çıkandan sonra bence yani Türkman sanatçılar, Türkman'ın sanatından bir ilişkinin daha fazla öyle gitme üzerindedir. Tabii gönül ister ki olsun, şimdi içimizde çok arzu var üstad. Mali. İçimizde çok arzu var ama tez şey yapabilmirik olsun, gerçekleştirebilmirik. Ama mutlaka bir gün geldi. Yani bizim de baksamızda gül göğermeye başlar. Güzel. Mutlaka bu içimizde olan bu kötü düşünceler yok olur mutlaka. Güzel. Bir gün geldi. Ama ben temenni ederim o günleri bizler de görek. Mesela ben ilerisini çok gören, iyi gören, parlak gören bir adamım. Hı-hı. Ben isterim o günleri görürüm. Ben. İsterim o günleri görürüm. Allah ne yazmışsa o olur yani. İnşallah. Evet. Belki İbrahim Bey proje, Türkman sanatçı için bir proje hazırlanmak var. Sizin hatırınızda bir proje. Üstad ben çok merakım bu proje dedi. Bu, yani yeni şeylere. Hı. Yani şimdi ben burada olsam, devamlı burada olsam ne kadarını yapabilmem, ne kadarını yapabilmem bilmiyorum. Ama çok iyi şeyler yaparım yani. Hı hı. Avrupa'da da devamlı. Orada mesela bundan bir iki sene, iki buçuk sene önce biz Erşad Başkan'ı davet ettim ben Danimarka'ya. Güzel. Geldi orada muazzam bir gece yaptık. Orada herkes Avrupa'nın her yerinden geldiler. Hı-hı. Katıldılar o geceye. O gecede de Muhammed Rauf da bizim büyük sanatçımız da oradaydı. Sağ olun, selamımız olsun. Yani çok mükemmel bir gece yaptık. Avrupa'da devamlı yeni şeyler düşünürük yani. Hı-hı. Ama burada var... Maişet yol verir, sen işinden vazgeçsen, gidersen o işleri yapmak için. Çünkü sanat böyle kolay değil. Şimdi bu işimiz bu programı takdim etmek. Mala. Dinleyen diyeceğim, git bu necaice bir programdı. Ama bunun çok yorulması var, yoruldum. Kameramanı var, bunun sonra hazırlaması var. Yani fen veya sahafe böyle kolay değil. Doğru, üstadım, iyi de biz bizim için tavzih edersen, tabakat savutuya ne demekti? Yani insan dedi, her şeyin bir şekli var. Yani istersen de tabakatı var. Onu bir şekilde bizim için... Şimdi şu anda ben konuştuğum sahiden ben karar konuşurum. Üç ses var, üç tabaka var. Karar, cevap, teslim. Bu çok önemlidir. Bir sanatçıda üç ses olursa o mükemmel bir sanatçı olarak çıkar meydana. Ama bazı adamlar kararı yoktu. Sadece iki ses var. Ya cevabı var ya da orta ses var. Yani... Belki karar ne şekilde yani? Mesela şimdi bende karar var. Var. Ben konuşmalarımda. Her sende var. Güzel. Onu işte gene besleyesen. Onu gene besleyesen. Yani. Onu da nereden beslene? Gene devamlı mesela ben bir spiker vardı zamanında haberleri verirdi yeni televizyon açılında. Doğru. Turşu yemezdi. Savuk su doldurma yemezdi. Diğerdi sesim şey olmasın, bozulmasın, kararım bozulmasın. Yani aynı zamanda ihbarı veren veya spikerlere de ses, karar lazım. Yani bazı adam var mesela ses çok inceydi. Affedersin, çok sömüzdü ama baksana çok ince bir ses çıkar içinden. Yani ses, karar çok önemli. O üç tabaka, mesela misal veririm, bir nobatçı koyratı. Yani bir yani koyratımız var, nobatçı koyratıydı. Karardan başlasan cevabı var, teslimi var. Yani belli bir asastı yani. Doğru. O asas olmazsa bir sanatçı da yani istediği şey yapabilmez. Hı-hı. Çok güzel. Evet. Hüsnü Hanım, son çalışmaları neydi? Konuşabilirsen bizim için. Son çalışmalarım bundan bir müddet önce ben 16 şairin şiirini topladım. Her şairin koyratını bir koyrat silisi yaptım. 16 koyrat usulü okumuşum içinde. Güzel. Bizim 18-20 koyratımız var usuller. Ben 16 sırasıları seçtim, okudum. Aha. O bir projeydi benim için. Bir de bir şiir silisi yaptım. Şimdi inşallah bir 20 Kerkük türküsü var. Eski folklor mahallelerimizi toplayacağım bir araya. Bunları hepsini müzikten okuyacağım ki istenilen yerde isteyen dinlensin olsun. Yani böyle bir şey düşündüm. Evet üstadım, o son şeyden bizim için çağırabilirsen en son parça bir şeyler hazırlayıp bizim için. Şu programın tabi sonuna da geldi. Ha yani bu hediyesi olacak İnşallah. Programın. Yani. Tabi bu ben bir gün beni davet etti Cumhur Efendi Cud Kahve programına. Dedim ben gelirim. Turan gel Cud Kahve üzerine bir şey yapalım. Bir beste yapalım. Ver kalem ben hemen tuttum bir şiir yazdım. Turan oğlum da dedi baba ben de bunu bestelerim. Çıktı Cud Kahve adında bir güzel bir beste. Güzel.
Onu da seve seve tabii yaptık. Burada da okudum özün. Şimdi bağıram bu şey oldu yani böyle sevilen bir beste oldu. Bari. Bu programın da hediyesi olarak veren. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. İnşallah her yüzümüz böyle güler. İnşallah. Her zaman bu aşağıda olan bahçe tabii ki yüzümüz parlar. Evet. Sağ ol. Bu televizyon da bizim evimiz sayılır. Bizim Türkmeneli televizyonu yani bu Türkmaniye televizyonu bizlerin evidi. Bizlerin İnşallah. Devamlı kapısını açıptı. Yani temenni ederim yüzümüze böyle gülsün dedim ta ki ve bu genç kardeşlerimiz burada olan bir günde bu genç kardeşlerimize çok vazife düşürür. Hepsinin yüzü gülür, hepsinin de elinden iş yerli. Bunlara da başarılar dilerim. İnşallah. Çok inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var olun. Sağ olasın. Yani şimdi biz ne diyoruz? Havadan olsun cüt kahve. Cüt kahve bari. Evet. Müzikü bekliyorum ben. Camadanı zubun çeker, girende var nezaket. Camadanı zubun çeker, girende var nezaket. Her kim diğer Türkmanam, her kim diğer Türkmanam. Ömrüne bin bereket, içeğin helli kahve. Helli darçınlı kahve, içeğin helli kahve. Helli darçınlı kahve. Dostlar gelsin otursun, dostlar gelsin otursun. Havadan olsun cüt kahve, havadan olsun cüt kahve. Büyük pazar şen olsun, içi ahbapla dolsun. Büyük pazar şen olsun, içi ahbapla dolsun. Yedi kızlar kapısı, yedi kızlar kapısı. Rabbi avadan olsun, içeğin helli kahve. Helli darçınlı kahve, içeğin acı kahve. Helli darçınlı kahve. Ağzı ve sağlık. İçerin helli kahve. İçerin helli evet. Kahve. Ağzı ve sağlık. İnşallah bu helli kahve bizler için Ramazanımızı hayırlara vesile eder inşallah. Buradan Türkmeneli bölgesinde ve bütün Irak milletine Ramazan'ın mübarek olmasını dilerim. Tabi az bir zaman kaldı. Doğrudur. Ben de getirdiğim için buradan diyorum hep huzur Ramazan'ın mübarek i̇nşallah. Olsun. İnşallah. Yani belki Ramazan'ın gurbette olacak yoksa? Ramazan'ın maalesef gurbette olacaktı. Hı-hı. Aynı üçünde gideceğim. Orada biraz hava serin olduğu için dedim yedim orada orucu oldu. Doğru. Evet. İnşallah bayramda buradasın. Çok memnun olduk senden. Teşekkür ederim. İbrahim Bey teşekkür ettik de tabii senden önceden de tekrarda. Ama son mesajı ne olacaktı? Bir günde olan bizim sanatçılara. Vallahi tabii ben genç sanatçıları biraz önce de dedim severim. Ve eski sanatçıları da severim. Türkmen olduğum için Türkmen dilini çok severim. Türkmen sanatını çok severim. Hepsine başarılar dilerim. Hepsine mutluluklar dilerim. İndiden Ramazanları ve bayramların barak olsun. Ama çok iyi sözler seçtiler. Çok iyi müzikler seçtiler. Çünkü hep affedersin. Yani basit şeylerden şey olmaz. Yani bir yere varmazsan mutlaka iyi şeyler okumam lazım. Ben de o gençlerden iyi şeyler bekliyorum. Buradan hepsini yanağından öpürüm. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah hepsi saadetli olur. Size de
mutluluklar dilerim. Zuhda Ramazanımız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Mukaddeman Beyramımız da mübarek olsun. Size de beraber inşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aramızda bulunduğu, biz çok da gurbetten de gelmiş aramızda bulunduğu ve yüksek sanatçımız ve radyoçumuz İbrahim Rauf. Çok memnun olduk programımıza geldiği için. Tekrar çok teşekkür ederim. Memnun olduk. Tabii bu güzel davetimizi de kabul etti. Hakikaten bir günde biz bir gün bir büyük şeref tabii kazandık. İbrahim Bey bizim aramızda olsun. Güzel programımızda da o güzel sesleri de tabii dinleyelim. Her zaman hazırım. Her zaman yani oradan bir telefon ele alın bana sadık o zaman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gözüm başım çok üzerinden. Teşekkür ederim. Havadan olsun Yavuz. Cüt kahve takip. Memnun olduk. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi geçeriz. Devam etmekte programımız. Geçerim bir yerin hikayesine. O da Türbalık, Garipler Türbalığı. Onu hep birlikte izleyelim, görelim. Sonradan karşımızda olduk. Tuzhurmat ilçesi ile ilgili tarih sayfaları onlarca bilgi içermektedir. Bu sayfalardan alınan bilgilere göre ilçe oldukça büyük öneme sahip. En başta gelen özelliği ise Irak'ın kuzeyini güneye bağlamasıdır. Dolayısıyla yıllardır onlarca olaylara şahit olmuştur. Bu türbalık bir kadim türbalıktı. Burada Tuzda kim bir garibleri bölseydi, kimsesi olmasaydı, o belediye sizi gömmeğe, bu garibler türbası diye özüne garibler türbalığı gömerler. Hacibek kümbeti diye özüne orada böyle yani bir iyi adam olduğuna bazı kere bakarsan yıkılıptı kümbeti, yıkılıptı da giderler şey ederler, nedir ederler bir uşağın sitmesi olsa bir denenin. Başı ağırsa giderler orada nedir ederler? Baktı bir kasan yarpak ederler iyi olur. Bir böyle akide kim böyle insan nece bir akideye bir şey eder böyle ederler. Mesel bir garip öldüyse baktı belediye buradan kaldırır kimsesi yoksa mesel belediye kaldırırsa para burada gömmek özünü. Burada adı kaldı garipler türbesi. O zamandan bu garipler türbesi de vaktinde eski Türk zamanında Türk adamı da ölü burada. Vallahi benden büyük ben tarihi yani indi 70 yaşındayım. Benden de takriben 50 yaş daha öldü. Tarihin şahit olduğu olayların iz bıraktığı yer ise Garipler Mezarlığı. Bu mezarlıkların içinde yüzlerce insan yatmaktadır. Bu olayların üzerinden uzun süre geçse de unutulmamaktadır. Bazı hikayelere göre bu mezarlıkta sadece yabancı ve garibanlar bulunur ama kimilerine göre ise toplumun bilinen kişileri de burada bulunması görüşündedir. Türbalıkla türlü türlü yatan var mesela. Duzkakı var, Türk güncüsü var, burada şehit olublar. Aynı halde Iraklı var, burada yaşırmış mesela. Öyle o da yoktu öyle işte, arabana parayla ulaştırırlar yerine mesela evine. Burada gömülüptü. Uşak da var gömülüp. Hatta benim babam rahmetli burada gömülüptü. Vallahi ben göz açarım bu türbel burada görürüm. Rahmetli babam da burada diğerde bu türbalık buradaydı. Çok Osmanlı vaktindendi bu türbalık. Bundan evvel yoktu türbalık. Mesela kakaydılar özünü. Bu yenge çıktı kakımak. Torpağa gidip bir kırmızı taş koyardılar, adını yazarlar. Oğlum bizi yazmazdılar. Ha buydu.
Şu uşaq da bir tək uşaq olanda yapar orada gömür məsələn, ətraf tərəfi. Məsələn, evi yaxınlar. Qəriblər mezarlığı təbiətin tam ortasında yer almasından dolayı özəlliklə də bahar aylarında dörd bir ətrafı yeşilliklərlə dolu olur. Həccağa gəlin var, həccağa gəlin. Həccağa. Hə, bu həccağa gəlin. Gömlər valla çoxluqdur, kimsə tanımaz. Bəs qəriblə, biz birlik qəriblə içlərində, məmləkətli də var içlərində. Çox tanındır bu. Həbsi qərib döyüklər bunlar ölənlər, heç bir qərib döyüklər. Həbs hər gələndən var burada. Bir axas xurmaz qalxıblar çoxu. Qəriblər tək-tək belə gəlirlər. Əvvəl yolçu var idi, əvvəl yolçu var idi. Xəstə olan idi, yolda geçən idi. Ölərdir orada. Təkrar döndük sevgili və mühtərəm əziz seyircilər. Təbii bu veteran izləyəndən sonra düz xurmatıdan təbii. Qəriblər mazarlığı. Qəriblər mazarlığı. Həqiqətən hekayəsini anladıq. Bəlkə seyircilərimiz də anladılar. Olan o mazarlar özəl bir mazar imiş. Əskidən təbii oralıqda məsələn bir yabancı, av yoldan geçən, kimsə oralıqda məsələn baxdı, Allahın ömrünü bitirdi. O əhləti yox, kimsəsi yox. Nə dərdilər? Aparardılar özün o mazarlıqda gömərdilər. Ta dünyada kimsələri çıxandan sonra o bilindi, bilintirərlər. Yəni o mazar o zamandan bu şəkildə olubdur. Mazarlar qurbəti, qəriblərə. Amma bir nənəsi qonuşduğu kimin, yəni dedi, sadəcə qərib də yoxdur, şimdə tanınan insanlar. İşte ondan sonra, tabii gömərdən sonra bir qaç insanlardan daha bir mazar olandan sonra tabii tanınan insanlar da daha başladılar olarak da yani baksak biz bu mazarların tabii gördüğü tek ki tarihi çok eskidir. Doğru. Yani malumdur o mazarlar belki olan 80 yıl geçip daha fazladır. Çünkü mazarlar tamam böyle dağılıp yani onun da bir büyük uzun bir tarihi var imiş hakikaten. Yani bu da olan belki Irak savaşından daha önce yani Irak-İran'dan savaşından daha çok önceymiş bunlar içinde olan. Tabii aynı vakitte de Irak'ta dediğiler gibi yoldan geçenler insanlar. Kimsesiz olanlar. Kimsesiz olanlar. Yani kimsesi olmayan peki zaman. Peki bunlar öldükler zaman onun dikkatimi çekmedi yani. Adlarını çağırırlar aynen yazılır. Yok bu vakitte yoksa... yani. Adlar o vakit yok mesela ad yazsın o bir şeydir. Mesela bir kırmızı kıyı koyardılar başka bir şeyler. Hı. Yerdirdiler özünü yani oralıkta. Ama özleri bilir de yani mesela geçenlere daha bilirler bu. Garipler. Garipler ve bu filan garip hikayedeyim. Mesela oralıkta özlerinin bir işaret gibi. Bir işaret tabi tabi ekit koyardılar. Şimdi geçecek başka bir veteraya o da her şarkının tabi bir hikayesi var. Bugün de sevgili ve muhterem aziz seyirciler sanatçımız Ahmet Vacid. Güzel. Bir şarkısıyla beraber tabi dinler gözünü ve aynı vakitte de konuşar bizimçi bakak bu hikayenin ve bu şarkının hikayesi neşkil olupdu hep beraber izleşir. Kerkük'te kısa bir süre içerisinde sesiyle ve şarkısıyla herkes tarafından tanınan ve sevilen genç ses sanatçı özellikle de Kerkük'te gençlerin kalbinde taht kurdu. Ben Ahmet Vazid. Doğum 1998. Tisim bölgesinde göz açtım. Aynı vakitte talebeyim.
Sanatçı ailesi ve yakın dostları tarafından her bakımdan destek aldı. Ve bu da onu, sanatçılığını olumlu yönde etkiledi. 2008'de başladım sanata. Babam öğretti beni. Babam alıştırardı beni. Yani. 3 videoyla bu sanata başladık. Ben yardımcı olan bana amımdı, Raşit. Çok yardım oldu, yardımcı oldu bana. Bir de arkadaşlarım, Abu ve İbo. Çok destekler oldu bana. Sanatçı yer gelin oldu, şarkısı sayesinde şöhret kazandı. Çünkü bu şarkı anlamlı sözler içermekte. Özellikle evlenme çağındaki gençler, sevdiğine kavuşamayanlar ve aşk acısı çekenlerin dilinden bu şarkı düşmemektedir. Birinci bestem inen yarım pişmanım. Onun yardımcısı oldu bana Üstad Amzat Kamal, buradan saygım, selamım olsun. Üstad Amzat Kamal çok yardımcısı oldu bana. Ses kaydetmeyi orada ettim. Amzat Kamal. Yazan Yusuf Muhtar. Söz bestesi özüne ait. Bu akhir fetrelerde bu yenge bestelerim neşr oldu. Raziyen bestesi. Sözü İbo Güçlü'ye aitti. Bestesi Aslan Beyatlı. Riyar gelin oldu. Bu da yenge bestemdi. Ahir bestemdi. Söz bestesi aynı Aslan Beyatlı'ya ait. Yenge bestelerim bu yer gelin oldu. Yer gelin oldu, yadılar koluna, verirler özün para zoruna. Durudun özün Allah yoluna, selavın sevdiği Hasan'ı bekler, sevdavı gevulunda gün be gün ekler. Sevdavı gevulunda gün be gün ekler. Yar gelin olma, unutmaz bana. Para kanşarı, hiç satmaz bana. Varsa da gevlenme, sıkartmaz bana. Salavın sevdiği, Hasan'ı bekler. Sevdavı gevlende, gün be gün ekler. Sevdavı gevlende, gün be gün ekler. Ağzına sağlık sanatçımız Ahmet Vacid güzel bir şarkıyla beraber tabii bunun da hikayesini anlattı. Yani umarız güzel sesiyle tabii başarılar dileriz. Başarılar dileriz özüne de. Yani bir genç sanatımız var Türkmen'de. Yani çok keyifli. Yani Türkmen geldi. Doğru. Yedir. Yani inşallah hep böyle başarılar. İnşallah inşallah bize bıraktın da saygı selamımız tekrar sanatçımız Ahmet Vacid'e ve inşallah yine günlerde güzel şarkılar, güzel besteler de dinleme üzerine beklemekteyiz. Şimdi geçeriz Sümeyye son fakramız. Son fakramız o da CV şahsiyet. Bakalım bugün şahsiyemiz Emel Sinan Saad. Bakalım onu hep birlikte izleyen hayatıyla ilgili neler var? Sonradan karşımızda olduk. Ünlü Türkmen sanatçı Emel Sinan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi.
Babası büyük gazeteci ve edebiyatçı Sinan Said Abdülkadir, annesi ise Azerbaycan vatandaşıydı. Emel Sinan babasıyla birlikte 1970'li yıllarda ülkenin içinde ve dışında farklı faaliyetlerde bulunarak büyük başarılara imza attı. Bu da Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerini kapsamaktaydı. Ülkemizin hemen hemen ilk kadın mankeni ve TV sinema oyuncusu olarak sayılmaktaydı. 1980'li yıllarda mankenlik yaparak bu meslekte büyük başarılar kaydetti. Bu da fiziğinin ve yüzünün güzelliği sayesinde daha da başarılı olmasını sağladı. Daha sonra televizyon ve sinema alanında oyunculuk yapmaya devam etti. Emel Sinan ilk Kerküklü ve Türkmen kadın olarak dizilerde başrol olmaya başladı. Özellikle de 1988 yılında tüm ülke genelinde büyük beğeniyle izlenen Nadia adlı dizide başrol kadın oyunculuğunu yaptı ve bu dizi sayesinde en iyi oyuncu ödülünü aldı. 1988 yılında ise kaydettiği bir diğer büyük başarı Sittale Sitte sinema filminde gerçekleşti. 1990'lı yıllarda ise oyunculuğu bırakarak babasının vefatından sonra Irak'tan göç etti. Almanya'da istikrar ederek yaşamına devam etti. Tekrar sevgili ve muhterem aziz seyirciler, tabi döndük sizinle beraber ve son veteranımız tabi sevgili Emel Sinan Said'in tabi hayatını kısa bir şeklinde tabi edebildik. Açık olarak umarız inşallah tabi bu konularda ve bu veteranlarda, yani özellikle bu CV konusunda tabi geçen günlerde bazı insanları görürdük, konuşurduk. Aynen, filan şahsiyetlerden, yani hakikaten sevgili Mehmet, yani istek çoktu, bizim için yollar e-mailimizde. Bizler de buradan tekrar seslenirik. Her kimin yanında var ise CV bir insanın, Türkmen şahsiyetlerimizin eskiden olsun, tabii hayatını kısa bir şeklinde edebilir tabii bizim kanatımıza yetiştirsin, bizim e-mailimize yetiştirsin. Tabii e-mail de biraz sonra meslektaşım Sümeyye aç olacaktı. Ne şükür bizimle siz her zaman çalışmaya. Yani hatta ta ki edebilirlik sizler için var. Hem sizlerin yoluyla hem de bizde olan o bilgilerden beraber bu insanlarımızın, öyle gelen insanlar ki bunlar hayatlarını bu yolda verdiler. Onların da haklarını azdan çoktan edebilir inşallah ele getirir. Değerli ve muhterem aziz seyirciler, Türkmen kanalını izleyenler, 1,5 saat canlı yayınla beraber Günaydın Vatanım Kerkük stüdyolarından beraber sizinle olmuştuk. Ben ve meslektaşım Sümeyye, umarız inşallah güzel veteriler ve konuları beraber sizinle tabi paylaşmıştık. Umarız inşallah gönlünüze göre oldu. Gelen günlerde tekrar sizinle olduk. Ben burak da sözümü sona verdim. Söz nasıl? Sağ ol Ali. Arkadaşım Ali dediği takip istersen bizlerden yetişersiniz. Yani bir şey istersen birden CV'sin hayatın ya da Facebook yoluyla kanat al-Iraqiyya Türkmaniye adıyla ya da YouTube kanalımıza izlemek için başka bölümleri ya da başka bir videolarımız varsa o al-Türkmaniye adıyla oradan izleyebilirsiniz YouTube kanalından. Değerli izleyicilerimiz, umarım bugün hazırladıkları program gözünüze göreydi. Gelecek günde aynı vakitte karşınızda olun. Hoşça kalın. Thank you.